peki bu galeriden çıkan sürreal tablo için ne diyorsun sevgili Ata Hazretelli? Haşlanmış yumurta diyorum kendisine. Yok, haşlanmış yumurta ne demek? Sus. Gel çocuğum, gel otur. Hayırdır inşallah. Otur annem, sen de, sen de otur. Ne oldu? Şefkat, konuştunuz mu? Ha, konuştuk. Problem yok ya, beni bozmaz dedi. Tam problem olmayacak be ya. Okumuş kız o kadar ressam, sanatçı falan. Vallahi hiç bir mahallenin eğlentisine mi takılacak takılmazsan be? Beni fena bozdu ama. Oğlum gece bir maraz çıksın. Vallahi o sana verdiğim dayak sözünü anında uygulamaya koyarım cuma. Kim, nasıl? Aa, maraz çıkacak. Aa, sen kendi sinirlerine hakim ol yeter yani. Çok koskoca Türkiye evinin sahibi var karşında. Hem de ruhsatlı o dükkan be ya. Sakin. Demet, hadi abi sen istersen artık dükkana başla. Tamam. Çağırdı zaten. Çay bitmedi kızım ya. Anlaşıldı. Ben de dükkana gideyim. Hadi. O ruhsatı senin. Kimse de hesabını soramaz. Ne oldu? Ne dedi? Neresi ya? Ruhsatla ilgili teknik bir bilgi verdi. Hani çayımı tazeleyeyim o zaman. Bu ne iş lan? Ne kepçesi bu? Ulan çorba kepçesi değil, bildiğin kepçe. Ata ağzısı ya. Bu kesin bir olay çıkarmaya gelmiş hacı buraya. Ne? Bunların o mahallede ne işi var ya? Hadi gir içeri. Güzelim. Baksana oğlum herife. Ana! Hayırdır la? Baban jipini elinden aldı da kendine yeni oyuncak mı aldın? Yok, jip duruyor, sen merak etme. Buradan gidince arka camın ikinci vasıtam kepçe yazacağım. Ben de hastasıyım bunların ya. Burada otopark sıkıntısı olmasa kendime de alacağım bir tane. Pütürü versene bineyim. Kusura bakma Şevkat. Bu öyle çoluk çocuk oyuncağı değil. Yıkıma geldi. Sen de gör nasıl kullanıldığını. Ne yıkımı lan? Ne yıkacaksın? Hayırdır lan? Ne yıkıyorsun lan sen? Ha, merak ediyorsan göstereyim. Bak, şu binayı yıkacağım. Aa, bunu aldın siz be ya. Bunu mu almışlar? Sen bu mahallede bir taşı bile yerinden oynatamam koç. Allah Allah. Kendi binamı yıkmak için senden izin mi alacağım? O bina var ya, komple aldık orayı. Ben anlamadım. Duyduk. Ne diyor bu? Bütün kiracılara dairelerini satın aldırıp sonra da kendi üstüne geçirtmişsin. Aklın sıra bütün mahalleyi zapt edeceksin ha, çakal. Ya Şevkat bak, burada oturup seninle şirketin özel işlerini konuşacak değilim. Hadi abi sen git yumurtanı sat, ben de işimi yapayım. Herkes işine baksın. Dükkana çırak bakar. Benim işim şu anda sensin. Sür usta, gir binaya. Cesedimi çiğnemesi lazım koçum. Yavaş yavaş. Hareket yapma. Selametle. Selametle. Hareket
Yoksa hele beni korkutur. Ne oluyor ya? Güpe gündüz kim zincirler bu kapıyı? Şaka mı bu? Ama ne şakası Cedik Bey'ci, görmüyorsunuz. Bütün herkes çıktı gitti kaçtı. Hepimizin gözü önünde. Hepimiz buradayken. Olacak şey mi bu? Bir gören olmadı mı? Muhtar sen görmedin mi? Sevkat anlatsın. Ya işte geldi adamlar. Bura bizim satın aldık dediler. Yıkacağız dediler. Bu. Ya belli ki epeydir göz dikmişler buraya. Tek tek satın almışlar daireleri. Peki niye böyle bir şey yapsınlar? Bora'yı biz tanımıyor muyuz? Yoksa nikah bozuldu diye mi böyle bir şey yapıyor? Aklı sıra intikam mı alıyor bizden yani? Ha? Ya yok, alakası yok Cedit Bey. Bunlar yeni mevzu değil. Ne zamandır dadandılardı mahalleye, tilki gibi dolanıyorlardı. Ya şimdi gidiyorlar kiracıya parayı veriyorlar. Kiracı sizden ucuza alıyor evi, sonra götürüyor geri bunlara satıyor. Dümen yani. Korktuğum başıma geldi. Ben de seviniyordum ne güzel ev sahibi oluyorlar diye. Ama iş öyle değilmiş. Son zamanlarda şüphelenmedim de değil. Peş peşe almalar başlayınca İçime kurt düştü. Tapuya gittim. Sordum, araştırdım. Son günlerde devir teslim olayı olmadı dediler. Ya Allah'ın seversen Cevdet amca, bir tane adam ayarlamışlardır orada. Çok mu zor ya? Öyle olmaz. Gidip bizzat bakmak gerekiyor. Gerekirse hani mülk sahiplerini bulup onlara sormak gerekiyor. Ya bunlar belli ki biriktirdiler, şey yaptılar. Sonra topluca aldılar yani. Öyle görünüyor mevzu. Doğru söylüyorsun. Gidip araştırmamız lazım. Esin'in haberi var mı böyle bir şeyden? Ben bir gidip sorayım bakayım. Hadi bir şey gidelim. Hadi hadi çocuğum. Rafet. Neredesin lan sen? Ha? Hepiniz kaçıp gittiniz oğlum bir gecede yangından kaçar gibi. Ne oluyor lan? Oğlum şimdi bana doğru söyle. Sen bu evi ne zaman sattın? 2 ay önce. Peki tapu devir işlemlerini ne zaman yaptın? Bu hafta. Aferin lan size. Helal olsun lan size. 3 kuruşa sattınız lan bize. Helal olsun size. Ulan o kadar zaman mahallede yüzümüze baktınız da biriniz bile utanmadı değil mi? Gidin şimdi nereye gidiyorsanız. Zaten bu mahalleye yakışmayan adamın bu mahallede yeri yok koçum. Hep aynı anasını satayım. Evler 1-2 ay önce satılıyor ama devirler hep bu hafta yapılıyor. Bora'ya bak sen Bora'ya. Bebeğe süt bebesi diyorduk da o da babası gibi çıktı ha. Dursun, oğlum hepiniz defolup gittiniz mahalleden. Sen nasıl gittin? Söyle bakayım bana. Mecbur kaldık Şavkat. Lan konuşma, neye mecbur kaldın? Lan herkesten beklerim de senden beklemem lan. Neredesin sen şimdi? Misafirhanedeyiz. Bir şirketin dairesi bu. Neredeymiş bu misafirhane? Senin şimdi mahalleye gelmeye yüzün tutmaz. Bari adresini ver, ben geleyim de yeğenimle vedalaşayım en son. Dur, dur. Söyle. Yavaş söyle. Tamam. Tamam, kapat, ben geliyorum. Mişo, dükkana bak oğlum, ben gidiyorum. Al usta. Şevkat abin mi geliyor? Evet. Oley be, kesin bana oyuncak getirecek. Alt kere hadi. Bakayım ama. Bak, böyle babam da bilir, çakal. Oğlum kerrat çetvelini ezberle. Bu senin hayatının her aşamasında sana lazım olacak bilgi. Ancak aytarıyorsun, şey yapıyorsun ya. Hoppalık zıppalık peşindesin. 7 kere 8. Çakal, 3 kağıt 8. Abi, oradaki kartonları alabilir miyim? Alabilirsin tabii. Ne yapıyorsun sen? Kağıt mı topluyorsun? Ne yapacaksın kartonu? Hiç, lazım. İyi. Şu. Şey yap, kartonları getir bakayım çocuğa. Dur abicim. Al bakayım şunu da. Bırak sen onu. Al bakayım şunu, dikkatli ol. Düşürmeden, tamam. Yakışıklı. Senin adın ne bakayım? Salih. Salih. 7 kere 8? 56. Aferin lan sana. Al kardeş. Geç, geç. Parmak kadar çocuktan utan be. Şak diye yapıştır diye bak. Usta cevap 56. 8 kere 7. Kapat ağzını, kapat. Ah!
Habersiz mi aldın yoksa yumurtaları? Aa, yok yok, hayır. Ben verdim yumurtaları. Merhaba bu arada, ben Şevkat. Dursun. Yumurtacıyım. Bu ufaklık benden karton istediydi de bu ara ben verdiydim. Yanlış anlamayın. Siz burada hayırdır? Vallahi ne sen sor ne ben söyleyeyim. Köyde neyimiz var neyimiz yok sattık. Geldik buralara. Bir gece kondu satın aldık. Tapusunu da verdiler. Meğer tapu sahteymiş. Kandırmışlar bizi. Kaçak yapı diye belediyede yıkınca ne bileyim. İşte bu haldeyiz. Halimiz bu. Ama burada bu şekilde olmaz. Siz... Ya benim ev müsait. Bana gelsenize siz. Ne yaptın ya? Traktörü uçuttun oğlum sen de. Ha? Sağ olun, var olun ama kirayı ödeyecek paramız yok bizim. Canım hep böyle gidecek değil ya. Ne zaman elinize geçerse o zaman ödersiniz. Hem komşular size 3-5 parça eşya verecekler. Onlarla idare edin şimdilik. Her şey düzelir. Sıkmayın canınızı. Sağ olun. Allah razı olsun. Yok yok yok. Yo. Gerek yok. Gerek yok. Salih. Oğlum. Efendim baba. Oğlum artık evimiz var. Evimizde yatıp kalkacağız. Baba doğru mu söylüyorsun? Harbiden bir evimiz mi olacak? Tabii lan. Hem de apartman dairesi, balkonlu falan. Hadi iyisin. Bak bunu mahallede unutmuşum. Gel bakayım bir tartayım seni. Oo, sen koca adam olmuşsun ya. Ha? En büyük kim? Fenerbahçe. Lan bir kere de Beşiktaş'ta be. Hoş geldin Şevkat. Hoş bulduk yenge. Hoş geldin Şevkat. Hoş bulduk. Gel şöyle bir geçelim. Biliyorsun. Benim oğlan kalp ameliyatı oldu üst üste. Sizler de gelip ziyaret ettiniz. Allah sizden razı olsun. Hastane bana bir fatura çıkardı. 45 bin lira. 45 bin lira Şevkat. Ben nereden bulayım? Nasıl ödeyeyim o parayı? Ödemezsem çocuk o halde rehin kalacak hastanede. Size niye söylemedin lan? Nasıl söyleyeyim? Bana çok iyiliğiniz dokundu. Ama durumunuz ortada. Kimden isteyeyim? Bir tanıdığım tepeci vardı. Gittim hemen ondan aldım parayı. 100 bin liralık senet imzalattı, bir aylık. Tabii para bende yok. Ödeyemedim. Abi. Nerede lan para? He? 2 gün geçti, hala yok. He? Toparlayamadım abi. Oğlum, kan çıkar, kan. He? Kan çıkar. Yok abi para. Yok abi, sık kafama. Para yok abi. Oğlum, sen çocuğun için almadın parayı. He? Çocuğuna sıkarım ben de. Sana 2 gün daha süre. O da çocuğun hatırına. Anladın mı lan? Anladım abi. Hapsi göze aldım. Bir silah alıp vuracaktım herifi. Sonra kapı çaldı. 2 kişi geldi. Sana 100 bin lira peşin, 100 bin lira tapu devrinden sonra dediler. Allah büyük dedim. Allah büyük. Sonra? Durumu anlattım adamlara. 200 bin lirayı peşin verin dedim. 100 binini tepeciye veririm. 100 biniyle de evi alıp size devrederim dedim adamlara. Çocuğumun başı üzerine yemin ettim. Dualarım kabul oldu dedim. Hızır yetişti dedim Şevkat. Önce tefecinin parasını ödedim. Senedi yırttım attım. Sonra Cevdet Bey'e evi satın almak istediğimi söyledim. Dursun kardeşim. Senin hasta bir çocuğun var. Bu parayı onun sağlığına harcamalısın. Ev benden size hediye olsun. Vallahi ne diyeceğimi bilemiyorum. Allah sizden razı olsun. Yemin ediyorum böyle oldu. Bak inanmıyorsan tefeciyi arayayım, seninle konuşturayım. Kendi söylesin sana. Gerek yok. Kartı varsa ver, ben kendim sorarım.
var. Baba olsan anlarsın Şevkat. Oğlum yine ameliyat olacak. En büyük kim lan Salih? Fenerbahçe. Bak ya. Neyse konuşacağız bunu. Hadi eyvallah. Hapishane gibi mekan yapmış ha. Ha, bir de gardiyan koymuş. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ya bizim bir araba kiralama işi vardı da müsait midir? Hoş geldin, buyur. Tamam, sağ olasın. Bu ceket çok iyiymiş ya, bakayım. Vallahi çok güzel ceketmiş. Vadesi bir ay olur. 200 bin liralık senede de imza atarsın. Vade 3 ay olursa 300 bin liralık senede imza atarsın. Zamanında ödemezsen nasıl ödeyeceğini biliyorsun sen. Tamam, kapı müşteri geldi. Sen hayırdır, niye kapadın o kapıyı? Ya o kadar bağıra çağıra konuşuyordun ki yani sokakta millet rahatsız olmasın diye. Hadi milleti de geçtim. Ses tellerine yazık, günah ya. Doktor musun sen ya? Sana ne, ukala? Yok, ben doktor değilim. Ben şan hocasıyım. Şanım yürüsün diye şan dersi veriyorum. Yani fiyat biraz fahiş. Yalnız benden ders alırsan acayip havan olur ya. Yani İstanbul'un en iyi hocasından ders aldım dersin. Sen ne zırhalıyorsun ya? He? Ne istiyorsun sen? Ama bak şimdi böyle olmadı. Müşteriyle böyle konuşulur mu? Vallahi vazgeçtim ya. 6 tane araba kiralayacaktım, vazgeçtim. Ya da neyse, hadi şimdi sana bir soru sorayım. Tek soru, 2 şık. Doğru cevaplarsan araba işini tekrar düşünürüm. Ama yanlış cevap verirsen yandı gülüm keten elba. Sor bakalım, sor sor. Şimdi ben senden borç para alıp çocuğumu ameliyat ettirsem, sonra da o parayı vadesinde ödeyemezsem, beni mi öldürürsün yoksa çocuğumu? He, şimdi anlaşıldı senin zoru. Sen şu fotoğrafı görüyor musun? Ha, şu sünnet fotoğrafını mı diyor? Ha, pardon ya, boksör fotoğrafıymış. Ne yapayım? Kalkacağım mı yoksa ona kadar saymaya başlayayım mı? Ulan ben seni... Ağzını topla ağzını. Müşteriyle böyle konuşulur mu? Müşteri veli nimettir, veli nimet. Ben seni... Ben sana ağzını topla dedikçe sen mezara dil uzatıyorsun lan. Vallahi bu levhiye senin ağzına sokarım. Tamam tamam, vurma lan. Vurma kardeşim, tamam. Vurma. Sağ Dursun'un selamı var. Hani şu oğlumu ameliyat ettiren. Sen kalp hastası bir çocuğa kurşun mu sıkacaktın lan? Yok, yok, yanlış anlaşılma var. Yok öyle bir şey. Yalan söyledin. Levi'yi ağzına sokmaktan vazgeçtin. Vurma kardeşim, tamam. Vurma, vurma. Vurma. Çıkartacağım, ödeyeceğim parasını. Söz. Oğlum parayı verirsen ver. O sizin kendi aranızdaki hesap. Ben buraya çocuk için geldim. Hoş, gerçi Levi'ye pek tarzım değildir ama... anlaşılan sen başka türlü akıllanmayacaksın. Şimdi anladın mı lan niye kapıyı kilitlediğimi? Sen çok hamlamışsın boksör. Bundan sonra haftada bir gelip sana idman yaptıracağım. Del raporu var bende. Kanundan limitsiz dayak hakkım var yani. Bundan sonra ya delikanlı olacaksın... ya da şan dersi. Karar senin artık. Tamam, ben yarın arabaları şık geliş yaparım. Sağ ol. Oyun mu oynayayım? Vay be. Ben de 6 tane araba kiraladım ha. Aferin lan, dövdün hepsini. Bravo. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, eyvallah. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Şimdi de Bozkır Usta'nın çok sevdiği bir türkü var. Şu karşıki dağda kar var, duman yok. Evet, onu söyleyelim. Kusura
bakmayın bir iş görüşmesinde bulunacağız. Üstadım. Ben kendi boş paraları topladım İstanbul'da. Sonra fitleşiriz. Evet evet yani artıları eksileri ile şeyi merak ediyorum ben ya. Sen bu kadar ünlü simayı, selebriti nereden tanıyorsun acaba? Bak ama. Yıllar evvel Hüseyin'in evinin dış cephesinin sıvasını yapıyordum. Öyle mi? Şu karşıki dağda İkinci günü falandı. İskelede çalışıyordum. Allah için iyi de para almıştım. Fakat arabada alttaymış Hüseyin arabası. İskele çöktü. Aa! Çöktü iskele oldu gibi. Araba pert oldu. Her şey bitti. Arabayı yaptırdım. Dış cephe sıvasını da benden oldu. Oo! Dış cephe sıvası. Evet. Böyle bir sürü anılarım var sanatçılar. Oradan tanıyorum. Hayatımda bu kadar saçma bir hikaye duymadım ben. Çok sakarsınız ya, çok sakarsınız. Hayatımda vallahi ustasınız. Sakarlıkta benim üstüme çıktınız. Vallahi bundan sonra pirimsiniz, size söyleyeyim. Yemin ederim bak, ayağınızın tozu alnımın terine değsin. Hadi bakalım. Ver benim sazım efendim. Ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Ver benim sazım efendim. Ben gider oldum. Süremedim lavantayı, konsola koydum. Niko. Bak sana şefkatle ne kadar durgun. Sanırım eşini düşünüyor. Onun da içini silmedi elbet. Çeken bilir mama. Çeksin çeksin. Hayat bilgisi gelişler. Şu karşıki... Aferin. Nasıl arkadaşsın sen? Ne finansın? Ben dürüst arkadaşım. Dallar, titriyor dallar. Benim gönlüm arzu çeker tomurcuk güller. Bozkır Usta. Ya ben bu güzel gece için hepinize çok teşekkür ederim. Vallahi asıl ben şimdi mahalleme döndüm. Vallahi sayenizde zaman yolculuğu yapmış gibiyim. İyi ki döndüm. İyi ki varsınız. Hepinizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsın vallahi. Sağ ol Seval. Ya beni çok mutlu ettiniz ama ufacık bir ricam var. Hüseyin Bey bir Ankara havası çalar mısınız? Hemen. Hay hay. Hiç havası değil ama hadi bakalım. Karşılıklı bir oynadım ya, artık ölsem gamlanacak. Bulguru kaynatırlar. Aman bulguru kaynatırlar. Serin de yaylatırlar. Aman serin de yaylatırlar.
adet böyledir. Yavrum bizde adet böyledir. Güzeli oynatırlar, aman çirkini söyletirler. Hüdayda'dan karalım Hüdayda, 500 altın yedirdim bir ayda. Gitti de gelmedi ne fayda. Başını da yesin anam bu sevda. Ne yapalım? Seyrediyoruz işte. Bravo. Çok güzel oynadınız. Ama alkışlar neden sustu? Hadi alkışlayalım. Korktuğum başıma geldi. Mahalleye hoş geldin. Teşekkür ederim. Biz Şefkat'le böyle eskiden karşılıklı oynardık. Yanlış anlamadın umarım. Yok, olur mu? Aksine çok doğru anladım. Zaten bir ressam gözü gerçekle yanılsamanın ne olduğunu birbirinden ayırır. Kaldı ki kadın gözü de öyle. Ama sen onu daha iyi bilirsin değil mi? Tabii. Oturalım isterseniz. Geldin, hoş geldin yavrum. Gel buyurun. Hoş geldin. Hoş geldin yavrum. Hoş bulduk. Hoş geldin. Sen. Ne güzel oynuyordunuz ya. Ben böyle bir anda gelip bölmedim inşallah. Alakası yok. Tek türkülüktü. Türkü de bitti. Ben geldiğimde böyle bütün mahalleyi eğlenirken görürüm diye düşünüyordum ama sadece sizin ikinizi görünce biraz şaşırdım. Bir şey soracağım. Bu eğlence Seval için mi yoksa ikiniz için mi? Tabii ki Seval için Esin. Niye ikimiz için olsun yani? Biz biraz dışarı çıkalım mı? Biraz baş başa konuşalım ha? Aa, ama olmaz ki şimdi öyle. Olur mu öyle? Ben şimdi geldim değil mi? Eğlenceyi yakaladım değil mi? Bir misket oynamadan gitmem değil mi? Tabii tabii, değil iyi mi? Yaptınız, iyi yaptınız. Misket. Hı. Burada ikimiz. Evet. Ayıpsın Esin, ben kime hayır demişim ya? Ben tren rayında trene karşı oynamışım be. Biraz acemici olacak ama artık sizden gördüğüm kadarıyla. Kocaman karılar.
Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.